PlayStation 4'e indirip bedava oynayabileceğiniz yeni bir 10 oyun liste videosuna hoş geldiniz. Karşınızda her ne kadar sağlam oyunlardan oluşan bir liste olduğunu düşünsem de bazı oyunlar sizi cezbetmeyebilir, hatta oyunların hiçbirini beğenmeyebilirsiniz. Bundan dolayı sizlere mutlaka kanalımda yer alan diğer iki videoda bir göz atın diyor ve listedeki oyunlara başlıyorum. Şu günlerde bedava oynanabilecek oyunlar listesinde Battle Royale bir oyun olmaması imkansız gibi bir şey. Daha birkaç aydır PlayStation 4'de olmasına rağmen H1Z1 şimdiden 10 milyona yakın bir oyuncu kitlesine sahip başka bir Battle Royale oyun. Konuyu pek anlatmama gerek yok. Ama madem ki bir video yapıyoruz tam olsun. Diğer o bilindik Battle Royale oyunlarında olduğu gibi 100 kişi aynı anda paraşütle bir adaya iniyorsunuz ve savaş ölmeden tek kişi kalana kadar acımasızca devam ediyor. H1Z1 Customizable denilen karakter silah ve eşya özelleştirme özelliklerine sahip. Bunlardan birçoğu paralı olsa da PlayStation 4 oyuncuları için yeni bir paraşüt ve jeep skini gibi şeyler ara sıra ücretsiz olabiliyor. PlayStation Plus üyesiyseniz bunlardan daha fazlasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. When the bombs fall, most shelters will provide minimal protection. Bethesda'nın E3 2018 konferansını izlediyseniz Fallout Shelter'ın 3 yıl sonra sonunda PlayStation 4'e de geldiğini biliyor olmanız lazım. Farz edelim ki 3 yıldır bir mağarada yaşıyorsunuz ve hiçbir şeyden haberiniz yok. Burada da aynı şekilde bir mağaradaymış gibi yer altındasınız. Fallout Shelter'da kendi sığınağınızın bütün kontrolü sizin elinizde. Dışarıda nükleer bombalar patlarken yer altında yaşamaya mahkum sığınak halkının geleceği sizin kararlarınıza bağlı. Bunun yanında yeraltı sakinlerine büyük küçük işler vererek bu küçük yeraltı krallığını mikro seviyede yönetmeniz gerekiyor. Hatta sığınağın geleceğini düşünerek onları üremeye teşvik etmek de bunun bir parçası. Fallout 4'ten tanıdık Piper'ın size katılmasını sağlamak da mümkün. Fallout Shelter'ın 100 milyon cep telefonuna indirildiğini göz önünde bulundurursak, aman ha dikkat, siz de müptelası olmayın çünkü oynayacak daha çok oyun var ama yeterli zaman yok. I have an idea for an article you'd be perfect for. It's just me, Captain Spirit. Harika bir oyun olan Life is Strange oynadınız mı? Bilmeyenler için Life is Strange Telltale Games'in oyunlarına benzeyen, her biri yaklaşık 2'şer saatlik 5 bölümden oluşan bir oyundu. 2018 sonlarına çıkacak Life is Strange 2 öncesi uzantısı diyebileceğimiz The Awesome Adventures of Captain Spirit ise tek bölümden oluşan, bedava indirip oynayabileceğiniz bir oyun. Burada anlatılan kaybettiği annesinin yokluğuyla başa çıkmaya çalışan ve bunun için kendisi hayali bir süper kahraman yaratan Chris Erickson isimli küçük bir erkek çocuğunun hikayesi. Bu tür oyunlar oyuncunun oyun kahramanını önemsemesine ve onunla duygusal bir bağlantı kurmasına dayanır. Life is Strange 2 öncesi güzel bir ön hazırlık. This time you won't get away from me. Terra Exile Dream of Arborea o diğer MMORPG oyunlardan birisi. Amacınız oyun dünyasında oradan buraya ilerleyip görev yapmaksa merak etmeyin, istediğiniz şeyden bol bol var. Savaşlarda farklı niteliklere ve yeteneklere sahip seçebileceğiniz 7 karakterden her biri isteğinize göre özelleştirilebiliyor. Bunun yanında şu an ayrıca seçebileceğiniz 11 farklı sınıf var. Sınıf demişken Terra'nın ateşli silah uzmanı The Gunner PlayStation 4 sahiplerine daha yeni ücretsiz olarak sunuldu. Terra Exile Dream of Arborea level 65 ve üzeri tamamıyla bedava indirip oynayabileceğiniz ve aynı şekilde hiçbir ücret ödemeden kendi karakterinizi yaratabileceğiniz bir oyun. Her bedava indirip oynayabileceğiniz PlayStation 4 oyun listesinde olduğu gibi yine bir VR oyuna bakalım. Bu seferki oyunun ismi Rec Room ve Rec Room Royale. Rec Room çok oyunculu paintball ve frisbee gibi küçük oyunlardan oluşan bir oyun. Battle Royale modu olan Rec Room Royale yeni eklendi ve her ne kadar başlangıç aşamasında olsa da bunu PlayStation VR'da oynamanın tadı gerçekten bir başka ve bazen de biraz sinir bozucu. Burada diğer Battle Royale oyunlarından farklı olarak çok daha küçük bir haritada sadece 15 kişi olarak oynanabiliyor ve PlayStation VR oyunu olmasından dolayı nişan almak çok daha zor.
Karşınızda o beklediğiniz harika oyun yok ve grafikler de bayağı basite kaçmış ama Rec Room ve Rec Room Royale fena vakit geçirmeyeceğiniz eğlenceli bir oyun. Sonuçta bedava bir oyunda çıtayı birazcık alçak tutmak gerek. The first time I ever saw a tank, I was a kid. Armored Warfare elinizin altında son teknoloji, askeri MMO bir oyun. Arkadaşınızla bir takım oluşturup zorlu co-op görevleri yapabilir ve daha sonra online olarak PvP, savaş meydanında diğer oyunculara karşı kozlarınızı paylaşabilirsiniz. Alternatif olarak diğer oyuncularla beraber ve onlara karşı dev interaktif oyun haritalarında insansız hava araçlarına görünmeden ve hava saldırılarından kaçınarak ilerleyebilirsiniz. Amacınız adım adım dünyaya hükmeden bir güce dönüşmek. Kullanabileceğiniz 5 farklı ana tank sınıfı var ve her birinin diğerlerine karşı avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Burada seçiminizi belirleyecek olan şey oyun stiliniz ve yetenek olarak hangisine daha yatkın olduğunuz. Armored Warfare esasen bir çeşit World of Tanks'ı onu seviyorsanız Armored Warfare'ı da sevmemeniz için hiçbir sebep yok. Battleborn Hero Shooter adı verilen ve savaş arenasında birbirinize karşı savaştığınız FPS shooter bir oyun. Oyunun makus talihini anlamak için Overwatch ile aynı zamanda çıktığını bilmek yeterli. Battleborn oyuna yeni gelen oyuncuları ödüllendirerek oyunu onlar için ne kadar cazip hale getirmeye çalışsa da esas oyunun dövüş sistemini öğrendikten sonra oyun çok daha zevkli bir hal alıyor. Borderlands'i seven birisiyseniz oyun mekaniği Borderlands 1 ve 2 ile aynı olduğundan Battleborn'da kesinlikle sizin oyununuz. Borderlands'e ilişkili karşınıza çıkacak Pascal yumurtaları da Borderlands hayranları için ayrıca güzel bir sürpriz. Oyunun hikaye modu para duvarıyla kilitli ama PvP modu tamamen ücretsiz. Oyunun 30 kahramanı sırayla haftalık bir rotasyona tabi ve bütün kahramanlara aynı anda sahip olmak istiyorsanız full oyunu satın almanız ve bunun için para ödemeniz gerekiyor. Maalesef. Dead Tales aksiyon odaklı ve oynanış olarak platforming unsurları içeren RPG bir oyun. Oyuncu olarak ölüme yakın olan insanların ruhlarını kurtaran Reaper'ı oynuyorsunuz. Reaper'ın yani sizin rüyalarınızın kadını ise size aşık olup ölümsüzlük bahşetmiş olan ölümün ta kendisi. Ölümün kız kardeşleri size aşık olup ölümsüzlük bahşeden o ölümün ta kendisini tutsak almışlar ve o gün bugündür onu masum insanların ruhlarını çalan bir ordu oluşturmaya zorluyorlar. Evet, hikaye biraz karmaşık ama oyunda yapmanız gereken gayet basit. O da elinize tırpan kombolar ve sihir yardımıyla ilerleyip önünüze gelen ucubeleri indirmek. Ve sırada daha önce yaptığım listede olan bir oyun, Warframe. Ama bu sefer karşınızda bedava oyunların kralı bu oyunu daha da başka bir boyuta taşıyan eklenti The Sacrifice var. Burada oynanış olarak değiştirilmiş ve eklenmiş bir şey yok. The Sacrifice Warframe'in hikayesini devam ettiren sinematik görüntülerle dolu 100 dakikalık bir hikaye. Diğer eklentilerde olduğu gibi burada da güdülen amaç oyunun hikayesi hakkında daha çok şey öğrenmek isteyen Warframe oyuncularını ödüllendirmek. Daha çok oyuncuya erişmek için her şeyi en basite indirgeyen oyunların cirit attığı bir dünyada Warframe'in buna verdiği cevap hayır, alın size daha karmaşık bir hikaye. Tek başına bu bile zannedersem The Sacrifice'ın sadece bir eklenti olmasına karşın listeye girmesi için yeterli. Ve listeyi şu anda gezegenin en tanınan oyunlarından biriyle bitirelim. Eğer son bir yıldır dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde mağarada yaşayan bir oyuncu değilseniz Fortnite Battle Royale isimli bir fenomeni en azından duymamış olmanız imkansız. Fortnite ücretsiz Battle Royale moduna ek farklı oyun modlarına da sahip ama şu an için bunlar maalesef ücretsiz değil. Fortnite Battle Royale'de de aynı anda 100 kişi bir adaya paraşütle iniyor ve savaş son kişi ayakta kalana kadar devam ediyor. Ortalama 20 dakika süren her bir partide bulunduğunuz adanın gitgide küçülmesiyle oyuncuların karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz.
Burada da para karşılığında farklı eşyalar satın alabilseniz de bunlar kozmetikten öteye geçmiyor ve savaşırken diğer oyunculara karşı bir avantaj sağlamıyor. Bu da oyunun başarısının en büyük sırrı olsa gerek. Pek sanmıyorum ama olur ki Fortnite Battle Royale'i daha hala oynamadıysanız en azından mutlaka bir deneyin derim. Ve geldik PlayStation 4'e indirip oynayabileceğiniz başka bir 10 oyun listesinin sonuna. Hepiniz her zaman olduğu gibi videomu izlediğiniz için teşekkür ediyor ve tekrar görüşmek üzere diyorum.